Kocaeli bölgesinde hızlı şehirleşme ve sanayileşme ile beraber özellikle 2000'li yılların başlarına kadar altyapı tesislerinin yetersizliğinden dolayı ve de aşırı yağışlar ve akarsularla özellikle denizi kirletici, azotlu, fosforlu, evsel ve sanayi atıkları İzmit Körfezi'ne birikmiştir. Ve bu dip çamuru şeklinde olan birikim ekosistemi tehdit eder hale gelmişti. Özellikle 2021 yılındaki müsilaj olayında artık İzmit Körfezi Doğu Baseni'nin acilen operasyona alınması, ameliyat masasına yatırılması söz konusu oldu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi proje ekibi olarak bizimle temasa geçmesi ve bize bilimsel çalışma yapma fırsatı sağlamasıyla beraber buradaki kirletici unsurlar ve dip çamuru ile ilgili özellikler tespit edilmiş ve buna uygun fizibilite ve uygulama projesi hazırlanarak çalışmalara başlanılmıştır. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Projesi kapsamında vakumlu sistemle buraya birikmiş çamur şu aşamada temizlenmekte ve geotekstil tüplerle susuzlaştırılarak bertaraf alanına götürülmektedir. İzmit Körfezi Doğu Baseni deniz tabanında bulunan bu dip çamuru içerdiği olumsuz kirleticilerden dolayı özellikle denizin kırmızı, yeşil, mavi gibi renkleri değiştiren alg patlamaları ve lodosla beraber bu dip çamurunun su koluna karışmasıyla beraber deniz su kalitesinin düşmesi gibi değişik olumsuz olaylara sebep olmaktaydı. Bu proje kapsamında yapılan temizlik çalışmalarıyla beraber buradaki bu tür olumsuzlukların önlenmesi ve ekosistemin eski haline gelmesi amaçlanmaktadır ve ilerleyen dönemlerde de bunun olumlu sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Çalışmalarla beraber buradaki deniz biyoçeşitliliği ve popülasyonun artacağı hedeflenmektedir. Proje kapsamında deniz tabanından yaklaşık 10 milyon metreküplük bir çamurun kaldırılmasını hedefleyen bu proje aynı zamanda Avrupa ve dünya sıralamasında da deniz kıyı sahasında yapılan en büyük temizlik çalışmalarından biridir. Bir bilim insanı olarak ülkemizin geleceğine yatırım niteliğindeki bu tür çevresel projelerin devam etmesini temenni ederim.